Merhaba arkadaşlar, İğnemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere düz narçiçek rengindeki yazmama boncuk kullanarak çok şık bir modelin yapılış aşamalarını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip zili aktif hale getirirseniz sevinirim. Şimdi modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Modelimize düğümümüzü atarak başlıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine gireceğim. Küçük bir tane yuva oluşturacağım. Şimdi bu yuvamın içine 3 tane kirpik yapıyorum. Aynı boylarda olmasına dikkat edelim. Ve 3. Şöyle hafif böyle döner gibi oldu. Bu sorun değil. Sonra zaten düzelecektir. Zürafamı aşağı indim. Zürafamı düğümümü attım. Bir tane boş zürafa yapıyorum. Bir zürafa daha yapıp içine giriyorum. Yine bir 3 tane kirpik yapıyorum. Aşağı indim. Bir tane boş zürafa yaptım. Bir zürafa daha yapıp içine giriyorum. Şimdi buraya 3 tane kirpik yapıyorum. Evet, ipimi kısaltınca artık dönme olmadı. Bu iki tane ilk yaptığımda dönme, biraz kirpiklerim döner gibi oldu. İpim çok uzun takmıştım iğnemi. Biraz kestim. Kısalınca artık dönme olmayacak. Modelimin tabanı böyle devam edecek. Kirpikler yapacağım. Evet, ben bunu tamamlayayım biraz. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kirpiklerimi geçtim. Şöyle. Şimdi yine ipimi alıyorum.
Şurada yaptığım ilk baştaki kirpiğime düğümümü atıyorum. Evet, düğümümü attım. Şimdi bunu üstünden sürafa geçeceğim. Yaptığım kirpiklerimin üstünden bir tur sürafa geçeceğim. Şöyle arkadaşlar, fazla ipimi keseyim. Evet. İlk dönen kirpiğimiz zürafa geçince düzeldi. Şimdi arkadaşlar, şimdi yaptığım kirpiklerimin üstünden zürafalarımı geçiyorum. Böyle arkadaşlar, zürafalarım geçeceğim. Tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tur zürafamı geçtim kirpiklerimin üzerinden. Şimdi son sırama geçtim. Bunda boncuk kullanacağım. Şu zürafama düğümümü atıyorum. Kestim. Bir tane küçük bir zürafa yapıp içine giriyorum. Şöyle küçük bir yuva oluşturdum. Yuvamın içine bir tane kirpik yapıyorum. İkinci kirpiğimi de yapınca önce boncuğumu alıyorum. Bir de şu boncuğumu alayım. Önce boncuğumuzu geçiriyoruz iğnemizden. Sonra kirpiğimizi yapıyoruz. Şöyle elimizle ayarlıyoruz. İlk yaptığımız kirpiğin boyutunda olsun. Şöyle arkadaşlar. Bir tane daha kirpik yapıyoruz. 3 tane kirpiğimiz oluyor. Ortadaki kirpiğimize boncuğumuzu takıyoruz. Aşağı iniyorum. Zürafamı yapıyorum. Bir tane boş zürafa yapıyorum. İkinci zürafamın içine girip küçük bir yuva oluşturuyorum. Bu yuvamın içine kirpik yapıyorum bir tane. Şöyle ikinci kirpiğimi boncuğumu kullanıyorum.
Şöyle alayım. Boncuğumu taktıktan sonra kirpiğimi yapıyorum. Şu elimle ayarlıyorum. İkinci kirpiğimle aynı boyda olsun diye. Yani parmağımla şöyle. Sonra üçüncü kirpiğimi yapıyorum. Parmağımla düzeltiyorum büyük olunca. Böyle arkadaşlar. Bu sıramızı da böyle devam edeceğiz. Önce boş bir zürafa yapıyoruz. İkinci zürafamızı yapıp içine giriyoruz. Şöyle yuva yapıyoruz. Netlik bir arada bozuluyor. Kusura bakmayın. Sonra yaptım. Küçük yuvamın içine girip kirpiğimi yapıyorum. İkinci kirpiğime de boncuğumu takacağım. Boncuğumu taktıktan sonra ikinci kirpiğimi yapıyorum. Sonra üçüncü kirpiğimi yapıyorum. Böyle modelimiz şekillenecek. Evet, böyle arkadaşlar. Şöyle net. Diğerini de tamamlayayım. Geliyorum arkadaşlar. Evet, son bir tanem kaldı. Şimdi boncuk takarken insan birazcık zorlanıyor. Yani alıp takmak biraz zahmetli. Siz isterseniz bir tane bandı boncukların yapacağı şekilde baş parmağınıza yapıştırıp böyle alıp yapabilirsiniz pratik olarak. Ben bandı bulamadığım için yapamadım. Artık kısmet başka bir boncuklu modelimde gösteririm. Evet, zürafamı yaptım. İçine girdim. Kirpiğimi yaptım. Şimdi boncuğumu alacağım. Boncuğumu taktım. Ve son kirpiğimi yapıyorum. Modelimiz böyle. Üstelik çok şık bir model oldu. Şöyle zarif şık. Yazmama da çok güzel uydu. Nar çiçeği yazmama. Şöyle arkadaşlar, yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.